Selamların ve kelamların en güzeli Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Koronaya başladıkları anda ben de vuruldum. D3 mermisi kolumdan yedi, sırtımdan çıktı. Sırtımdan elim kadar parçanın düşmesine sebep oldu. O gün giderken ilginç bir olay yaşadım ben tabii. Bir tane arkadaşım birisi geldi, tanımıyorum tabii. Abi nereye gidiyoruz dedi, ne bileyim oğlum dedim, işe gidiyoruz, genel kurmaya doğru gidiyoruz dedim herhalde. Ya dedi, ne olacak dedi. Abi dedi, orada dedi ateş ederler dedi, ölürüz dedi. Ölürsek ne olur, şehit olursun dedi. Abi ben dedi, çok sarhoşum ya dedi. Şehadetim kabul olur mu ki dedi. Dedi, kurban olurum Allah, bu vatan için olduğu süre içerisinde kabul eder dedi. Ben o lafı demene kalmadı, çocuk benden önünde koşmaya başladı. Abdullah Bey haklı. Salonun tıklım tıklım dolu olmasını beklerdik. Bazı yerlerde bu oluyor, bazen olmuyor. Kimi yerlerde çeşitli şartlarla, mücbir sebeplerle salonun dolu olmamasını insan anlar. Fakat İstanbul'da gerçekten özellikle de 15 Temmuz gecesi sokaklarda kahramanlık gösteren insanlar sayesinde bazı yerlerde oturan arkadaşlar, bazı koltuklarda oturan arkadaşları biz halk olarak burada görmek isterdik. Ama maalesef, Eğer bu ülke düşerse ve gereken yapılmazsa ve bir daha biz sizin için ta ayağınıza kadar geldiğimizde bu salonlar donmazsa siz de hakkını helal etmez. Bunlar da helal etmez. O gün şehit olan gecesiydi, hava sıcaktı. Eğitmenler var aramızda. O anda hepsi böyle çöktüler. Silahlarını uzattılar, nişan aldılar. Ben de yana doğru döndüm arkadaşlarıma. Diyeceğim ki hiç kimse korkmasın, kaçmasın. En fazla şehit oluruz. Bu da arzuladığımız bir şey. Ölüm hak. O anda ayaklarımdan bir şeyin girdiğini hissettim. Her iki dizimin altından da G3 mermisiyle vuruldum. Ayaklarımı taşımadı, beni yere yığıldım. Biz de onlara kan kustururuz icap edersin. Baba şey. Hürmetle ellerinde öptüm. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben babamın asil kahramanıyım. Şenlikte önemli bir akşam vardı. Programın moderatörü İsmail Hakkı yanımızda. Öncelikle merhabalar. Gece hakkında neler söylemek istersiniz? Merhabalar. Bu gece Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği
Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar programının düzenlendiği gece. Bütün Türkiye'de 15 Temmuz gecesi sokaklarda bu milletin bekası için, bu vatanın bekası için canlarını o hainlerin kurşunlarına siper eden, o kalleşlerin tanklarına, uçaklarına, helikopterlerine, mermilerine siper eden kahramanların yaşadıklarını halka aktardıkları gece. O bağlamda memleketimiz için, milletimiz için son derece önem taşıyan bir gece. Ben de acizane bu programın moderatörlüğünü yapıyorum. Gittiğimiz her yerde, her şehirde çok ciddi bir ilgiyle, alakayla karşılanan bu programı da bu akşam Pendik'te gerçekleştirdik. Güzel de oldu. Halkın bu konuyu özellikle ezberlemesi lazım. Asla ve asla unutmaması lazım. Gaye bu. Düşünceleriniz için teşekkür ediyoruz. Pendik'e geldiğiniz için de ayrıca biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yayın hayatınızda başarılar.